İnsanın en çok içine düştüğü bir durum nedir? Kabza girmektir. Kabz Arapça'da aslan perçesinde sıkışmak demektir. Hatta kabzayı tasarruf diye bir tabir kullanırız. Hatta kılıcın kabzası denir. Bunlar hep bu kökten gelmiştir. İnsan en çok bu noktada imtihan yaşar. Kabza girer. Kendisi belki bazen anlam veremez ama birden kalbi sıkışır ve bir ay boyunca ne yapsa bu hali üstünden atamaz. Var mı yaşamayan içinizde? Ben bu hali hiç yaşamadım diyen bir Pollyanna var mı içinizde? Yok değil mi? Çünkü insansak kalbin sıkışacak, daralacak, bu hali yaşayacaksın mutlaka. Bugün değilse yarın yaşayacaksın. Peki kabz zamanı bu kopuşları yaşamamamız için, yolumuzda daimi temadi üzere kalabilmemiz için neler yapmamız lazım? Birkaç maddeyle bunları konuşalım. 1. Kabz zamanı önemli kararlar verilmez. Ne gibi? Terk etmek, gitmek gibi. Bakın bir talak meselesinde bile hanımın özel durumu olduğu bir zaman diliminde hanımı boşamak uygun değil. Biliyor muydunuz bunu? Böyle bir hadisede bile Allah önce sakinliğin ve normal ev halinin oluşmasını bekletiyor. Bu kararın verilmesi için. Ne demek bu? Bize ne anlatıyor bu mesele? Burada dahi bu mesele bu şekilde ele alınacaksa demek ki önemli kararlar heyecan ve hareketli zamanlarda, anlarda verilemez. Daha kalbin sükunet bulduğu zamanlarda verilir. Bir diğer maddemiz. Kabz dönemlerinde bol istişare etmek gerekli, bol muhabbet etmek gerekli. Çünkü insan insanın zehrini alır. Bakın ayet-i kerimede öyle söylüyor. Ve emruhum şura beynehum diyor. Onlar kararlarını şura, meşveret, istişareyle alırlar diyor. Zaten sen kendini istişareye kapadığın anda kalbini de bu meseleye kapamış oluyorsun. Yapma bunu. Bol istişare lazım. Şimdi istişare neden gerekli biliyor musunuz? Şu su 200 gram kaldırırken zorlanmıyorum. Ama 5 saat bu suyu tutmaya çalışsam aynı su. Bu su 5 saat sonra 5 kilo olur bana. Şimdi senin baş edebilirim diye düşündüğüm bir hadise kalbinde 200 gram yer tutuyor ama uzun süre kalbinde yer tutunca 5 kilo haline dönüşüyor o hadise. Ama su aynı su. Değişen ne? Değişen suyun gramı değil, senin gücün kuvvetin değişiyor. İşte senin o suyu 5 saat taşıyabilmen için başka ellere, başka omuzlara ihtiyacın var. Başka canlara ihtiyacın var. O da kardeşlerin değil mi? O yüzden nasıl çağıracaksın onları yardıma? İstişareyle. Bir diğer madde. Kabz zamanı ağaçların meyve verdiği zamandır. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Üstad Hazretlerinin talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp şöyle diyor. Kabz yani kalbin sıkıştığı o an Allah'ın esmasının kalbine boşaldığı andır diyor. Ne demek bu ya? Bütün tohumlar sana o an ekiliyor. O dertli zamanında ekiliyor. Bir sabretsen ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Kabz zamanı insanın bütün gömülü istidatlarını, kabiliyetlerini keşfedip ortaya çıkaracağı zamandır. Hayata dair pratik yolları bildiğiniz, bulduğunuz, öğrendiğiniz anları bir hatırlayın. Hep sıkıştığınız anlardır. Demek ki daralma anı aslında kabiliyetlerin açıldığı bir andır. Kas bile en çok acıdığı anda gelişmez mi Serkan? Tam o an o andır değil mi? Kabzın öyle bir rahmeti vardır ki Süleyman, o dertli zaman insana hadiseleri başka pencerelerden gösterir. Yani ne kazanırsın? Bakış genişliği, bakış derinliği kazanırsın. Mesele o dert anında sabrederekten, aa dert değil, derman geldi diyebilmektir. Üstad Hazretleri bunu demiş mi? Demiş. Nasıl ifade etmiş? Yetmez mi dert, derman sana? Yani bu meselenin dermanı nerede? Derdin kendi içerisinde. O dert seni tedavi etmek için geldi. Biraz canın acıyacak, sık dişini. Kabz öyle bir rahmettir ki cennete gidebilmek bu sıkılmaların içinden geçmektedir. Cennetin kabulü bu dertlere sabretmekten geçmektedir. Zira biz biliyoruz ki, sıkça zikrediyoruz ki es-sabru miftahul fereç. O sabır dediğimiz kurtuluşun anahtarıdır, ferahlığın anahtarıdır. Bakın Bakara 214'te nasıl geçiyor mesele. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Meta Nesrullah demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bu dert zamanı sabredip yerinde kalmak o kadar önemli ki Üstad Hazretleri bunu bakın nasıl ifade ediyor, nasıl ifade ediyor? En ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. Öyle midir İbrahim abi? Değil mi? Sen çok gördün böyle meseleleri. En çok kimler yaralanıyor? Bir taarruz anında heyecana kapılıp siperini terk edenler. Üstad Hazretleri de bunu diyor. Bakın kaçanlar ifadesi de çok manidar. En az yara alanlar siperinde
sebat edenlerdir buyuruyor. Bakın yine sabır, yine sebat. Başka hiçbir şey yok yani elimizde. Bu kabz halinde öyle bir rahmet, öyle bir rahmet vardır ki dünyaları verseniz alamazsınız. Nedir o rahmet biliyor musun? Kalbin daraldı mı? Daraldı. Sıkıştı mı? Sıkıştı. Bütün yalancı kolonlar yıkılacak mı? Yıkılacak. Kalbinde tutunduğun bütün yalancılar kabz halinde paramparça olur ve kalbin Allah'ı biller. Sen bunu nerede elde edeceksin? Kaç okumayla elde edeceksin bunu? Kaç kez umreye giderek elde edeceksin bunu? Kabzın rahmetine bakar mısın? Bütün yalancı putları kalbinden yıkıyor ve kalbinde esas mana kalıyor. Yani kalbin Allah'ı biliyor. Tevhid dediğimiz bu değil mi? Madem tevhid dediğin bu, kabz dediğin rahmet ve bereket değil mi? İnsan paralarla alamayacağı şeyleri bunlarla alıyor ya, bakar mısınız? Şimdi Allah Azze ve Celle bize sorsa dese ki, kalbindeki bütün yalancı putları kırayım mı? Kır ya Rab deriz. Ama biz bunu kendi irademizle çoğu zaman yapamıyoruz. Kendi irademizle yapamayacağımızı bildiğinden bize yardıma darlıkları gönderiyor, imtihanları, o kabz halini gönderiyor Allah Azze ve Celle. Bir gün çok eski zamanlarda bir Nur medresesine bir adam derse gelmiş. O zaman yasaklı zamanlar. Yani bir medreseye girdiğinde çıkacağım belli değil, çıktığında da girebileceğim belli değil. Öyle dönemler. Bir tane abi hayatında ilk kez Risale-i Nur dersine geliyor. Geldiği derste de uyuyor. Birden basıyorlar evi. Kim var, kim yok alıyorlar, götürüyorlar, yıllara da bağlıyorlar. Bu vakayı bir profesör abi anlatıyor. Diyor ki, o gün şunu anladım diyor. Bu adamın olaydan haberi bile yok. Ama musibette bizimle beraber oldu. Ve şunu anladım ki, bu adam musibette bizimle beraberse Allah bu adamı mükafatta da bizimle beraber edecek inşallah dedim diyor. Şimdi o adam kalbinin iç derinliğine baksa samimi bir niyetle şunu diyordur. Allah'ım senin yoluna revan olmak istiyorum. Peki kendisi bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor değil mi? İşte kendi böyle istediğinden ve yapamadığından Allah da ona yardımcı gönderiyor. Kabz halini gönderiyor. Şimdi biz kalbimizden şunu biliyoruz. Allah'ı bilmenin en önemli yolu aczini bilmektir. Yani ben aczimi bilsem sanki Yunus bin Metta gibi okyanusun dibindeyim. Bir Yunus beni yutmuş. Hava karanlık. Deniz dağdağlı. Beni kurtaracak bir güç mümkün değil, yok. Tek sığınağım kaldı kim? Allah Azze ve Celle. Şimdi tam kabz hali değil mi? Kabz hali. Peki Yunus bin Metta o halde ne yapıyor? Bakın namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Tevhidin hakikatine erişiyor o halde ve diyor ki La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin diyor. Tam o anda diyor. Rabbini o anda biliyor. Şimdi mesela Allah bize sorsa dese ki kulum bu dünyada geçici dertler mi istersin? Yoksa bu dünyada seni firavun gibi yaratayım, ahirette sana kalıcı dert mi vereyim ne dersin? Allah'ım yok yok. Bu dünyada aczimi bildir bana geçici dertler ver deriz değil mi? İşte biz kalbimizin derinliklerinden bunu istiyoruz. Allah ne istediğimizi biliyor ve bize bunu vermeye gücü de yetiyor. Gücü yettiği için ne gönderiyor misafir olarak? Kabz halini gönderiyor. Şimdi böyle bir şey düşman mıdır, misafir midir? Misafirdir ya. Bu misafir vazifesini yapıp gidene kadar baş tacı etmek lazımdır. Evet, yine kabza son bir madde. Bence meseleden şunu anladık, bize sabrı azık yapmak düşer. Biz sabrımızı azık yapmasak ne olacak biliyor musunuz? Biz hep Yusuf'u böyle makalelerde okuyacağız. Biz hep Hazreti Meryem'i başkalarından bekleyeceğiz. Biz sürekli Hazreti Musab'ların 6. asırda kaldığını ve hiçbir zaman yeniden gelmeyeceğini düşüneceğiz. Biz sabredip dişimizi sıkarsak onların bıraktığı temsiliyetleri ancak öyle devam ettirebileceğiz. Ya. Bakın beyler, şu an dışarıda gezip gördüğünüz gökdelenler, holdingler ne kadar bu işlerden uzak birçoğu değil mi? Uzak mı? Uzak. O gördüğünüz gökdelenlerden her birisine veyahut kıldan, tüyden çadırların her birisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı bir gün ya izzetle ya zilletle girecektir. Bunu biz söylemiyoruz. Kendisi müjdeliyor. Bir savaş dönüşü kızı Fatma'nın yanına gidiyor. Kızı üzülüyor haline. Babacığım senin yüzün gülmeyecek mi deyince endişelenme kızım. Babanın ismi yeryüzündeki her haneye ya izzetle ya zilletle girecektir diyor. Bu müjdeyi kendisi veriyor bakın. Sorun bu müjdenin gerçekleşmesi değil. Bu müjde gerçekleştiğinde biz bu işin neresinde olacağız? Bakın Bakara suresinde onlar ki gayba iman ederler diyor. Bu işlerin ucu açılmadan, görülmeden bu işte bir cephe tutarsak, Allah'ım ben senin yoluna revanım, ben senin yoluna teşneyim diyebilirsek, inanın bunun sevabı paha biçilmez. Çünkü gül devri geldiğinde, iş görüldüğünde zaten herkes bu yola intisap edecek. Gelin biz zorluk zamanı dayanalım. Pastanın büyüğüne talip olalım. Bunun için de ne yapacağız? Sabır meselesini, kabz halinde bile olsa sabır meselesini unutmayacağız ve şunları söyleyeceğiz. Hakka tevfiz-i umur et. Ne elem çek, ne keder. Gelir elbette zuhura, ne ise hükmü kader. Gönül rahat olacak. Gönül asude olacak. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salat. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.